küreselleşme. Bir taraftan ülkeler arası farkları, gelir farklarını azalttı. Yani işte Branko Milano için mesela çalışmalarına baktığımız zaman ve işte yükselen ekonomiler bu süreçten kazandılar ve en fazla kazananlar da aslında tamamen neoliberal normlara uymayan işte Çin gibi ülkeler, daha böyle daha korumacı, daha devlet kapitalizmi uygulayan ülkeler, bir taraftan da bu neoliberal küreselleşme sürecinden kazandılar. Ciddi bir güç dengesi değişimi oldu. Şimdi Batı demokrasilerinde en büyük sorunlardan biri artan eşitsizlik. Yani ülkeler arası farklar kapanıyor ama ülkeler içinde ciddi eşitsizliklerin oluştuğu ve bu çerçevede yani Amerika'daki süreç daha çarpıcı. Avrupa'da her şeye rağmen refah devleti daha güçlü ama Avrupa'da da uygulanan işte kemer sıkma politikalarının refah devleti sınırlayıcı bir etkisi oldu. Yani dolayısıyla Batı blokundaki işte demokratik kapitalist olarak nitelendirebileceğimiz ülkeler sorunlar yaşıyorlar son dönemlerde. Özellikle eşitsizliğin arttığı, eşitsizliklerle savaşmakta zorluk çektikleri, mücadele etmekte zorluk çektikleri bir dönem yaşıyorlar. Diğer taraftan tabii Çin'in yükselişi son derece önemli. Yani Çin aslında farklı bir model sunuyor. Dün derste de anlatıyordum, kendi dersimde de. Çinliler aslında stratejik kapitalizm, devlet kapitalizmi veya otoriter kapitalizm gibi kavramlardan hoşlanmıyorlar. Onlar kendi modellerini, farklı bir model ve bir 21. yüzyıl sosyalist piyasa ekonomisi modeli gibi görüyorlar. Yani çünkü siyasi olarak baktığımız zaman 1949'da kurulan Çin Komünist Partisi, Çin'in dış dünyaya açılışından sonra, Mao sonrası dönemde de varlığını devam ettiriyor, güçleniyor. Bugün ciddi bir işte Komünist Partisi'nin hakim olduğu bir model görüyoruz. Ama bir taraftan da piyasanın ağırlığının arttığı, yabancı sermayenin ve özel sermayenin güçlendiği ama devlet işletmelerinin de önemli olduğu fakat eskisi kadar olmadığı bir model. Ben kendi perspektifimden, bakış açımdan baktığım zaman bana bir sosyalist bir modelden ziyade farklı bir kapitalizm türü gibi algılıyorum. Yani çünkü devlet çok önemli, devletin yönlendirici rolü çok önemli. İşte ciddi bir şekilde özel şirketlere destek veriliyor. Huawei örneğine bakıyorsunuz. Huawei işte Çin'in yükselen markası ama özel bir şirket olmasına rağmen ciddi devlet desteği alıyor. Yani bu model Batı'daki işte Anglo-Sakson veya sosyal piyasa modeli modellerinden farklı bir stratejik kapitalizm türü bence. Ve yani bir taraftan çok başarılı tabii. Yani muazzam bir büyüme var. O büyüme 500-600 milyon insanın fakirlikten orta düzeyde daha yüksek gelir düzeylerine çekiyor. Çin tabii hala orta gelir tuzağını yaşayan bir ülke ama bunu bir taraftan da ekonomik büyüklük açısından baktığımız zaman işte Amerika kadar büyük bir ekonomi, hatta geçmeye de başlıyor, ortaya çıkıyor. Yani burada ciddi bir başarı var ama aynı zamanda son derecede otoriter ve bu otoriter yapı da Xi Jinping döneminde daha da güçleniyor. Dolayısıyla giderek aslında sorunlarını çözmekte güçlük çeken batılı demokrasileriyle, bu makalemizde de vurguluyoruz, Avrupa'da da görüyoruz. Yani liberal demokrasi tamamen çökmüyor belki ama liberal demokrasinin erozyona uğradığı, kurumların erozyona uğradığı bir dönem yaşıyoruz. Bu Trump döneminde Amerika'da daha da çarpıcı olan bir süreç. Ve iki süreç aslında birbirine, yani otoriter kapitalizmin bu kadar güçlü olması da arada kalan ülkeleri, hibrit ülkeleri, hibrit rejimleri de son derece etkiliyor.
Yani bu da daha birinci soruda da tartıştığımız işte sağ popülizmin yükselişi de aslında bu sürecin bir parçası. Yani bir taraftan demokrasinin merkezi diyebileceğimiz, demokratik kapitalizmin merkezi olan ülkelerdeki zayıflama, tamamen çöküş demeyeceğim ama sorunları çözmekte ki karşılaştıkları sorunlar. Bir taraftan da çok güçlü bir şekilde otoriter kapitalizmin yükselişi, özellikle Çin'in yükselişi. Çin'le birlikte tabii Rusya da çok önemli bir aktör. Çin-Rusya işbirliği giderek önemli bir eksen, önemli bir stratejik ortaklık oluşuyor. Bu da literatürde önemli bir tartışma konusu. Yani bu stratejik ortaklık ne kadar güçlü? Çünkü asimetrik bir tarafı da var. Yani Rusya'ya baktığınız zaman Rusya büyük ölçüde işte doğal kaynakları zengin olan bir ülke. Ciddi bir savunma sanayi var. Askeri gücü var. Ama ekonomik yapısı itibarıyla, imalat sanayinin, özel sektörünün gücü itibarıyla Çin ayarında bir performans koyamıyor. Ve bu şey anlamına da geliyor tabii. Yani Çin çok daha hızlı bir şekilde yükseldiği için Rusya'nın nüfus alanı olan yerlerde de giderek bir tehdit oluşturuyor. Mesela Orta Asya ülkelerine baktığımız zaman Sovyetlerin dağılmasından sonra Rusya bunları kendi nüfus bölgesinde görüyordu ama Çin'in o bölgelerde de önemli bir yükselişi var. Ve işte Kuşak ve Yol Projesi'ne baktığımız zaman Kuşak ve Yol Projesi işte bu ülkeler üzerinden geçiyor ve Avrupa'ya kadar gidiyor. Yani bu otoriter kapitalizmi oluşturan bu iki ülkenin stratejik ortaklığı ne kadar güçlü? Kırılganlıklar da var. Ama şu anda bu iki ülke birlikte hareket ediyorlar. Dış politikalarında da birlikte hareket ediyorlar. Çin tabii çok daha güçlü bir aktör ama birbirlerinden de güç alıyorlar. Orta Doğu'da da görüyoruz. Doğu Avrupa'da da görüyoruz. Doğu Avrupa coğrafyasında da. Yani bu iki aktör Avrupa'yı yani demokratik kapitalizmin beşiği olabilecek en önemli merkezlerden biri Avrupa'yı da şekillendirmeye çalışıyorlar. Sizin de bildiğiniz gibi makalelerimizden birinde bu konuyu işlemeye çalıştık. Yani burada aslında içerideki aktörlerle birleşip Avrupa'yı farklı bir yöne doğru dönüştürmeye çalışıyor Çin ve Rusya. Ekonomik olarak güçlü ama demokratik normların zayıfladığı, demokratik değerlerin eskisi kadar önemli olmadığı bir Avrupa'ya dönüştürmek istiyorlar. Şimdi son dönemde tabii Covid döneminde de görüyoruz. Avrupa'nın merkezinden de bir ciddi bir tepki var. Onlar da buna, bu sürece direnç göstermeye başladılar. Ve burada ilginç gelişmeler yaşıyoruz. Onları da tartışabiliriz.